Evet, değerli kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz yine yeniden Dijital Türk Sport olarak sizlerin karşısındayız. Geceye damgasını vuran bir maçla başladık. Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla başladık. Ligimize devam etti. Şimdi Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile ilgili istatistiklerimizi, yorumlarımızı, analizlerimizi yapacağız. Hocam, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Barış Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün Müslümanlarımızın, İslam aleminin diyeyim, Berat Kandili mübarek olsun. Ben de tüm Müslüman aleminin Berat Kandilini kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hocam, bugün birçok konuda tartışma yaratan, pozisyonları bol bir maç izledik. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı. Maç skoru her ne kadar Fenerbahçe lehine 2-1 bitmiş olsa da, bitmiş görünüyor olsa da maça dair birçok pozisyonlar var değerlendireceğimiz. Hocam, siz isterseniz şöyle ben bir kadroları getireyim. Siz analizlere başlarken kadrolar üzerinden ben de şöyle bir sosyal medya hesaplarımıza bakayım. Aynı anda birçok sosyal medya hesabımızda, kanalımıza ait birçok sosyal medya hesabımızda canlı yayınlarımızı başlattık. Ben bir değineyim. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Facebook, TikTok ve yine Facebook sayfamızdan ve YouTube'dan da canlı olarak şu anda yayınımızı yapıyoruz. Hocam, ben şöyle bir getireyim Fenerbahçe kadrosunu ve sözü size bırakıyorum. Nereden başlarsınız hocam? Buyurunuz. Burada öncelikle Szymanski'nin kadroda olmaması, ilk 11'de olmaması sürpriz. Yani Fenerbahçe kadrosu olarak sürpriz. Tamam, Mert Hakan son dönemlerde iyi bir çıkış yakaladı. Evet. Güzel. Ancak Szymanski'de geri kalır tarafı yoktu işin açıkçası. Burada maç içerisindeki isabetli pasları dikkate alırsak, özellikle ilk yarıda Krunić sadece 10 tane isabetli pasla oynamış. İsmail Yüksek yine 11 tane isabetli pasla oynamış. Burada bence Szymanski'nin bu kadroda kesinlikle yer alması gerekirdi diye düşünüyorum. Evet hocam. Ayrıca Cengiz için şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir parantez açayım. Yani bundan önceki birkaç maçtaki gösterdiği performansı bu maçta pek göremedik. Ancak onun açığını Osterwalde güzel futboluyla kapattı diyebiliriz yani. Kişiler üzerinden tek tek yorum yapmak istemiyorum. İlerleyen süreçte bunların hepsini değerlendireceğiz. Hocam, Evet. maç olarak genel bir analiz yapacak olursak Fenerbahçe'nin oynamış olduğu Kasımpaşa karşısında kendi saha ve seyircisi önünde oynamış olduğu futbolu bugün üzerinden, bugünkü maçı değerlendirirsek etkili buluyor musunuz? Yani nasıl bir maç çıkardı Fenerbahçe? Maça kadar tabii ki bütün maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Ancak Kasımpaşa geçmiş dönemdeki maçlarına baktığımız vakit örnekleyecek olursak Adana Demirspor'u hem ilk yarıda hem ikinci yarıda 2-1 ve 3-1'lik galibiyetlerle sonuçta galip geldiğini, Beşiktaş'a karşı yine 3-1 galip geldiğini,
Trabzon'u 3-2 yendiğini, Sivas'ı yine 1-0 yendiğini, bu gibi kayda değer takımları takımlar karşısında galibiyet aldığını düşünecek olursak Kasımpaşa pek de hafife alınır bir takım değildi yani. Her ne kadar kağıt üzerinde Fenerbahçe banko gözükse de Kasımpaşa kayda değer bir takım. Fenerbahçe'yi zorlayacağını tahmin ediyorduk. Tabii Fenerbahçe dediğim gibi şampiyonluğun favorisi olduğu için ilk etapta kağıt üzerinde favori gözüküyor. Ancak bu saha içerisinde de bu kıyaslamalar ortaya çıktı. Özellikle Kasımpaşa'nın futbolcularının fiziki ve boy olarak Fenerbahçe'nin çok üstün olması, güçlü olması Kasımpaşa'yı Fenerbahçe karşısında daha dinç, daha diri tuttu. Birkaç pozisyon, tabii bunu ilerleyen saat dakikalarda değineceğiz. Birkaç pozisyon haricinde maç yani Fenerbahçe bir tık üstün oynasa da başa baş diyebiliriz yani. Evet. Hocam siz tabii genel değerlendirmeyi yaptınız. Ben kişiler, oyuncular üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda şu an zaten kadro önümüzde duruyor. Kadrodaki puan durumunda da baktığımızda, yani maç genel değerlendirme puan durumunda da baktığımızda oyuncuların kiminin hangi oyuncunun ne kadar performans gösterdiğini görebiliyoruz. Ben maçı izlerken Krunić ve Cengiz'in ciddi anlamda maça etki edemediklerini gördüm. Özellikle Krunić'in çok ciddi pas hataları yaptığını, ilk yarı üzerinden söylüyorum bunu. Evet. İlk yarı üzerinden ciddi anlamda pas hataları ve geçiş oyununda bir türlü hücumdaki oyuncu arkadaşlarına topu aktaramadığını gördüm, sezdim. Çok fazla pas hatası yaptı. Daha önceki maçlarda bu kadar pas hatası yapmayan bir Krunić bu maçta ciddi anlamda geçiş oyununda aksadı ve takımını atağa kaldıramadı. Tabii bunun üstüne bir de sağ kanatta Cengiz'in etkisiz oyunu. Bugün Cengiz yine çok etkisiz bir oyun, bir performans sergiledi. Hatta Cengiz de birkaç maçtır ciddi bir performans düşüklüğü var. Tabii bunun sebebi nedir bilemiyoruz. Oysa çocukluk arkadaşı Çağlar takıma geldiğinde çok sevinmiş. İyi bir performans. Yani birkaç maç üzerinden, yani Çağlar geldikten sonraki birkaç maça baktığımızda Cengiz'in performansında bir artış gözlemlemiştik. Tabii son iki maçta da bu etkili oyununu, daha önceki maçlardaki etkili oyununu sahaya yansıtamadı Cengiz. Ben ilk yarıda Cengiz'in 6.4 bir puan ortalamasıyla oynamış olduğunu görüyorum. Bence yerinde bir puanlama olmuş. Cengiz'in de Krunić'in de 6.7 bir şeyi olmuş, puanlaması olmuş. Dolayısıyla Krunić'in de bu noktada bu puanı hak ettiğini düşünüyorum. Tabii Dzeko meselesi var hocam. Fenerbahçe'de aynı Galatasaray'da olduğu gibi yani Galatasaray'daki Icardi sorunu nasıl son haftalarda, yani gol atamama, gol yollarında kendisini gösterememe gibi bir sıkıntısı varsa Galatasaraylı Icardi'nin, Fenerbahçe'de de aynı şekilde Dzeko'nun nasıl oluyor anlamıyorum. Aynı düşüşte Dzeko'da yaşanıyor şu anda. Dolayısıyla tabii çok ilginç. Ben hayretler içerisinde izliyorum açıkçası. Yani anlayamıyorum. Oysa Dzeko ilk yarıda bir tane pas attı. Böyle defans arkasına doğru Cengiz'i kaçıran bir pas attı. Tabii öncesinde bir offside kararı çıkabilirdi ama vermiş olduğu pas o kadar kaliteliydi ki
Hani gol olsa gerçekten ayakta alkışlanabilecek bir asist olurdu Dzeko adına. Yani Dzeko da son zamanlarda Icardi gibi asistler ve takım oyuncularını, takım arkadaşlarını golle buluşturma gibi bir misyon üstlenmiş gibi görünüyor hocam. Yani baktı gol atamıyor, olmayacak. Tabii ne yapıyor? Bu sefer takım oyununa dönüyor ve takım oyununda da arkadaşlarını pozisyonlara sokmaya çalışıyor. Yani ben bugün Osterwolde üzerinden de konuşmak istiyorum hocam. Sol bekte gerçekten, yani Osterwolde Fenerbahçe'de veya Fenerbahçeli Fenerbahçe takımına farklı bölgelerde de göstermiş olduğu katkıyla bence alkışı hak ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün de sol bekte bir performans gösterdi. Dzeko'nun yine keza yani geri dörtlü, Fenerbahçe'deki geri dörtlü bugün iyiydi. Fakat sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Kasımpaşalı oyuncuların boy ortalaması Fenerbahçeli oyuncularla oyunculardan belki bir tık daha yüksekti. Daha yukarıdaydı. Dolayısıyla bu tabii Fenerbahçe'nin kanatlardan orta veya uzun top yapma gibi olasılıklarını, şanslarını düşürdüğünü düşünüyorum. Tabii dolayısıyla evet, böyle olunca da pozisyona giremediler. Yani böyle hocam, şimdi chatler, chat'e bir bakalım. Mesaj atan arkadaşlar var, soru soran arkadaşlar var. Bunlara isterseniz bir yeri gelmişken geçiş yapalım, değinelim. Evet. Serhat kardeşim iyi yayınlar demiş. Serhat'cığım yani her gece müdavimimiz oldun. Bizi izliyorsun artık. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Gün içinde de zaten seninle futbol adına birçok şey konuşuyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Sana ve ailene iyi akşamlar diliyorum. Kaan Öztürk, İrfan Can Kahveci sakatlanmayıp ilk 11'de çıksaydı maç daha erken çözülebilir miydi? İyi yayınlar diliyorum demiş. Hocam evet, bu soruyu size bırakalım. Siz isterseniz bir notunuzu alın. Evet. Bununla ilgili evet, cevabınızı verirsiniz. Yani şunu diyor, İrfan Can Kahveci sakatlanmayıp ilk 11'de çıksaydı maç daha erken çözülebilir miydi? İrfan Can Kahveci ile ilgili de sanırım şöyle bir detay var. Isınma esnasında, yani maça hemen başlarken ısınma esnasında bir sakatlanma yaşamış. Dolayısıyla onun yerine diğer takım arkadaşı görev almış. Şimdi Erberk, Erbicim çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Sen de bizim müdavimlerimizdensin. Çok sağ ol kardeşim. Sağ olasın, var olasın. İyi yayınlar. Skandal maçın yorumlarını sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Yani değineceğiz. Hemen şimdi şey yapmayalım. Böyle birden ortamı ateşlemeyelim. Bu konulara değineceğiz. Umut Kum, iyi yayınlar herkese. Açık. İsmail Mert, Hakan Şimanski, başlasaydı sizce maç daha erken çözülmez miydi? Orta sahadaki daha kırılganlık bu aşamada olmayabilirdi demiş. Hocam sanırım şimdi gelen mesajlara da baktığımızda sanırım orta sahayla ilgili böyle evet, bir şey var, tereddüt var. Maçı evet, izleyenler açısından, seyirciler açısından. Siz bu orta sahadaki çözülmeyi neye bağlıyorsunuz? Bir de ben sizden yorum alayım lütfen. Öncelikle bu yorumlarda bulunan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sordukları sorularla bizleri de bir nevi aydınlatmış oluyorlar. Öncelikle Kaan'ın sorusundan başlamak istiyorum. Evet, İrfan Can maçtan hemen önce ısınma esnasında sakatlanıp ilk 11'de maça çıkamadı. Çıksaydı
şu anki ilk 11'de çıkan kadrodan kimler olmazdı, kim olmazdı onu bilemiyorum. Ancak yani oynanan futbola göre düşündüğümüz vakit Kur'un için ilk 11'de olmaması gerekirdi diye düşünüyorum yani. Burada yani direkt İrfan Can Kur'un için yerinde oynardı diye düşünüyorum. Maç daha önce çözülebilir miydi oynasaydı diye sormuştu. Bence İrfan Can gerçekten teknik olarak söylüyorum. Çok üst düzey bir futbolcu ve Fenerbahçe'ye de katkısı çok büyük. Evet çözülebilirdi diye düşünüyorum yani. Maçı bir şekilde kopartırdı yani yapacağı ortalarla, paslarla. Maç daha erken çözülebilirdi. Umut Kum kardeşimizin evet. Buyurunuz hocam, buyurunuz. Umut Kum kardeşimizin sorusunu tekrar bir alabilirsek tabii hocam orta sahada. Evet. Hemen getiriyorum. İyi yayınlar herkese. Açık demiş ama orayı tam anlayamadım. İsmail Mert Hakan Şimanski başlasaydı sizce maç daha erken çözülmez miydi? Ortadaki daha kırılganlık bu aşamada olmayabilirdi diyor. Yani hocam evet. Şey diyor. İsmail Mert Hakan Şimanski diyor. Başlasaydı diyor. Yani maç daha erken çözülür müydü diyor. Yani şimdi deminki dediğimiz gibi yani Kur'un için yerine İrfan Can Kahveci'yi koyabiliriz veya Şimanski'yi koyabiliriz. Burada her ikisi de maçın daha erken çözülmesini sağlarlardı diye düşünüyorum. Ya İrfan Can Kahveci için ne söylemişsem Şimanski için de aynı şeyler geçerli yani. Doğru söylüyor. Daha erken çözülebilirdi yani. Evet. Hocam Tayfur Avcı, Tayfur abimiz ta Adana Büyük Kozanlar'dan, Kaptan. Evet. Büyük Kaptanımız yayınımızı izliyor. Sağ olsun. O da bir mesaj atmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Tayfur abicim. Sana da iyi akşamlar. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Çok teşekkür ediyoruz Tayfur Bey'e, takım arkadaşıma, gençlik yıllarındaki takım arkadaşıma, büyük kaptana diyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Eyvallah. Peki hocam, İsmail Kartal, İsmail Hoca Şimanski'yi neden oyuna almadı? Yani neden ilk 11'de Şimanski ile başlamadı? Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bu maçtan maça değişebilir. Yani tamam Şimanski bu son dönemlerde gerçekten yani takıma büyük katkı sağlıyor. Bu bir gerçek. Ancak programımızın başında da söylediğimiz gibi Kasımpaşa futbol takımının fizik gücü yüksek ve uzun boylu kişilerden oluşması dolayısıyla Şimanski belki daha zayıf kalabilir düşüncesiyle tercih meselesi yani ilk 11'i almamış olabilir. Ama bence deminki dediğimiz gibi Kurniç kesinlikle ya İrfan Kahveci tamam sakatlanmış onun yerine Şimanski olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ve deminki yorumcu Kaan Bey ve Umut Bey'in söyledikleri gibi maç daha erken çözülebilirdi yani. Evet. Hocam bir de şöyle bir durum var tabii. Şimdi bizler her ne kadar maçı izleyip kendi fikir ve düşüncelerimiz üzerinden programımızda analiz yapıyor olsak da dünkü yayınımızda ne konuşmuştuk? Şöyle bir yorumda bulunmuştuk. Futbolda başarı ve başarısızlığın arasında ince bir çizgi vardır. Yani eğer bir şey denediniz tuttuysa başarılısınız. Denediniz tutmadıysa başarısız oluyorsunuz. Özellikle de skora etki edecek hamleler artı ve eksi ise buna göre değerlendiriliyor. Yani İsmail Hoca'nın bu sezonun başından beri yani şu an zaten geldiği nokta maç fazlasıyla lider. Baktığımızda bir türlü İsmail Hoca kendisini taraftarına, camiasına
oynattığı futbolla sevdiremedi. Yani kişiliği olarak değil ama oynattığı futbolla kendisini bir türlü kabul ettiremedi. Yani ben hani geçen haftaki Rize maçının özellikle ikinci yarısını şu an gözümün önüne getiriyorum. Yapmış olduğu hamlelerle bence takımına ciddi anlamda, yani takımının o maçtan 3 puanla ayrılmasına en büyük etki eden etken olduğunu düşünüyorum. İsmail, yani etken eden hoca İsmail Hoca olduğunu düşünüyorum. Yaptığı evet. Değişikliklerle ve hamlelerle. Şimdi mesela bu maça geliyoruz. Bu sefer izleyicilerimiz, takip edenler diyor ki işte orta sahada diyor bir Mert Hakan Şimanski başlasaydı, İsmail Mert Hakan Şimanski şeklinde daha erken çözülmez miydi diyor. Ya işte bu hocam yani bir şeyler hani kötü gidiyor. Ne oluyor bu sefer, yorum yapıyoruz işte şöyle olsaydı böyle olsaydı falan. Ama gün sonuna baktığımızda 2-1'lik bir skor var. Tabii bu 2-1'lik skorun elde edilmesinde penaltıyla ilgili de şimdi biraz sonra yayınımızın ilerleyen dakikalarında herkes şu an izleyenler, bizi izleyenler veya daha sonra izleyecek olanlar programımızın merak ediyorlar. Yani penaltıyla ilgili bizim düşüncelerimizi merak ediyorlar diye düşünüyorum. Veya kendi fikirlerini, düşünceleri varsa yazsınlar. Bizler de yayınlayalım. Onun üzerinden de konuşabiliriz. Diyorum ve Kasımpaşa. Şimdi hocam son haftalarda şimdi Fenerbahçe'yi biliyoruz. Yani takip ediyoruz, yakından izliyoruz. Ama hani bir Fenerbahçe'yi takip ettiğimiz kadar takip etmediğimiz son haftaların çıkışa geçmiş bir Kasımpaşa'sı var. Yani aldığı skorlar, oynattığı futbol bireysel olarak takım içerisinde ciddi anlamda iyi oyuncular var. Bugün de zaten bunları gördük. Aynı zamanda hocanın sistemine de baktığımızda, onun üzerine de konuşuruz hocam sizinle. Farklı, yani şu an Türkiye Ligi'nde çoğu hocanın oynatmadığı bir oyun sistemi var. Yani 4-1-4-1 evet. şeklinde. Yani bu biraz da kontra atak taktiği oluyor diye düşünüyorum. Ben kendi şahsi adıma, tabii farklı düşünenler de olabilir. Hocam gün sonunda Kasımpaşa ile ilgili penaltı kararının, yani 90+4'e kadar olan kısmında Kasımpaşa ile ilgili yapacağınız, maç nezdinde yapacağınız yorum ne olur? Merak ediyorum hocam. Kasımpaşa yani yine tekrar olacak ama programın başında söylediğim gibi gerçekten sezona ilk başladığında biraz tutuk başladı. Biraz kendini tam konsantre edemedi. Ancak ilerleyen haftalarda deminki saydığım takımlar gibi Adana Demirspor, Trabzon, Beşiktaş, Sivas, Antep gibi kayda değer takımları karşısında galip gelerek kendini üst basamaklara doğru yükseltti. Burada tabii başta orta sahanın dinamosu olan Hayrettin Oiç, Da Costa, Fal gibi futbolcuların çok büyük, Aytaç keza çok büyük katkıları var. Tabii yeni transferleri Porozo, golü de atan Porozo gerçekten güçlü fiziğiyle takıma büyük katkı sağlıyorlar bunlar. Ayrıca ben Guanes gerçekten sol açıkta yani hızıyla takıma çok büyük katkı sağlıyor. Yani Kasımpaşa bu ligin... Evet, hocam yayınımıza gelene kadar ben devam edeyim. Gelen mesajlar var. Evet. Evet hocam, geldiniz koptunuz. Bir şöyle siz ayrıca dediniz
kadroyu sayarken. Evet, yani isim isim geçiyordum. Kasımpaşa'nın her futbolcusu, kayda değer futbolcuları var. Yani bunlar kendini göstermeye başlayınca takım olarak da tabii grafikleri yükselmiş oldu. Peki hocam, 4-1-4-1 sistemiyle oynuyor Kasımpaşa. Evet. Yani ben az önce de söyledim, 4-1-4-1 sistemi Türkiye'deki Anadolu takımlarının oynattığı bir futbol sistemi mi sizce? Yani defanstan uzun toplarla rakibin geride bırakmış olduğu boşluklardan faydalanıp gol yollarında etkili olup ve bu şekilde goller bulmaya çalışmak anlamında bir sistem mi? Yoksa yani bakıyorum yoksası yok. Çünkü orta sahada top yapayım deseniz iki tane orta sahada adam yok. Yani tek bir adamla oynuyor, bir oyuncuyla oynuyor. Forvet arkası iki tane. Aslında o bir tane de, var. Evet, o bir tane dediğiniz Sadiko tabii ki yine orta saha gibi gözükse de stoper bir nevi stoper mevkiinde oynuyor. Orada asıl orta sahayı götüren Aytaç ve Hayrettinovic var. Asıl onlar da bitiyor bütün iş. Orta sahanın bel kemiği dediklerimiz yani Aytaç Kara, Hayrettinovic, Sadiku bunlar kanalıyla götürüyorlar. Tabii demin de söyledim ben Oanes çok hızlı bir futbolcu. Fual desen keza aynı şekilde. Böyle yani takım olarak. Tamam hocam anladım. Evet. Yani Kasımpaşa'nın değerlendirmesini yaptık. Ben yine chatten mesajlar gelmeye başladı. Mesajlara kısaca yine bir değinmek istiyorum. Yine Tayfur abimiz demiş ki herkes penaltıyı konuşuyor. Bence penaltı denilen pozisyondan önce Serdar Dursun offside durumunda diyor. Evet. Yani Serdar Dursun'un penaltı pozisyonundan önce offside olduğunu iddia ediyor. Kendi bakış açısından söylemiş sanırım. Şimdi Tayfur kaptanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani keşke bu görselleri getirebilsek, elimizde var ama maalesef getiremiyoruz. Yani getiremiyoruz, evet. Yayıncı kuruluştan dolayı ceza mühendisi olması nedeniyle getiremiyoruz. Offside durumunu tartışılır, tabii ki değerlendirilebilir. Ama bence offside'ı geçtik, penaltı konusu daha iyi tartışılabilir diye düşünüyorum yani. Tayfur Bey'e de teşekkür ediyorum bu yorumlarından dolayı. Evet hocam. Bünyamin Şeker, merhabalar, iyi yayınlar. Fenerbahçe orta saha olarak Fred'in yokluğunu hissediyor musunuz demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Fenerbahçe evet. Orta saha olarak Fred'in yokluğunu hissediyor mu acaba diye evet. Sormak istemiş. Bünyamin kardeşimize evet. Bünyamin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Tabii burada az önce bahsettiğimiz İrfan Can Kahveci yine Şimanski gibi Fred'in yokluğu da Fenerbahçe için büyük bir kayıp. Tabii ki hissediyordur. Tabii ki yani Fred'le başladığı maçlarda, oynadığı maçlarda daha farklı bir havası vardı Fenerbahçe'nin. Bu bir gerçek yani. Hocam. Evet. Fred demişken, Fred'e değinmişken ben burada şöyle Fred'le ilgili bir detaya girmek istiyorum. Fred'in daha önce oynadığı ligde bu kadar çok sakatlanmadığını biliyorum. Türkiye'ye geldikten sonra ciddi anlamda sakatlıklar, peş peşe sakatlıklar yaşamaya başladı. Acaba şey düşünüyordum ben bir ara yani bu sakatlanmaların sebebi saha zeminleri veya sahalarımızın yani Türkiye'deki statlarımızdaki saha zeminlerinin kötü olması ve oyuncu performansları sağlığını etkileyen nitelikte olmasından dolayı Fred'in de bundan etkilenip sakatlanıp hatta ileriye götürüyorum kronik bir sakatlığa dönüşmüş olma ihtimali de var diye düşünüyorum. Yani artık kronik bir sakat oyuncu Fred olarak evet. Görüyorum ben Fred'i. Çünkü şundan emin olamıyorum artık. Fred iyileşti, sahalara döndü, tekrardan uzun bir süre oynayacak, sakatsız bir lig geçireceğini açıkçası ben kestiremiyorum. Hatta
Fred'in kronik bir sakat olduğunu düşünmeye başlıyorum. Tabii ki hani oyun etkisi anlamında düşündüğümüzde, baktığımızda da analizimi yaparsam Fred'in evet. Fenerbahçe'ye olan katkısını tabii ki göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz de. Çünkü orta saha ve forvet ve orta saha defans hat forvet ve defansı birbirine bağlayan geçiş oyununda en etkili oyunculardan ve pas ayağı çok iyi olan oyunculardan bir tanesiydi. Skorlara etki eden bir oyuncuydu Fred. Tabii sakatlığı Fenerbahçe'de ciddi anlamda etki yaptı skor anlamında diye düşünüyorum. Evet. Hocam Jabot TV demiş. Özür diliyorum Barış Bey. Bu soruyla ilgili, Bünyamin Bey'in sorusuyla ilgili bir antiparantez belirtmek istiyorum. Daha doğrusu sizin yaptığınız açıklamayla ilgili Fred'in sakatlığının yani gerçekten sakat mı veya beyninde yani kronik sakatlığım var veya yani sakatım şeyi havasım var kendinde bilemiyorum. Ancak bunun Türkiye statlarındaki saha zeminiyle alakalı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani biz biliyoruz Avrupa'da da Avrupa'daki sahalarda da Türkiye standartlarının çok altında kalan statlar olduğunu biliyoruz yani. Kesinlikle sahayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bunun Fred'in ya mental olarak bir sıkıntısı var veya gerçekten bilmediğimiz bir sakatlığı olabilir yani. Ama oynadığı dönemlerde de Fenerbahçe'ye katkısı inanılmaz büyük bir katkısı var yani. Evet. Hocam şöyle az önce Fred'le ilgili analizimi yapmaya başladığımda ilk cümlem şuydu. Fred'in evet. Avrupa'da oynarken bu denli yani Türkiye'de Fenerbahçe'de oynadığı kadar sakatlanmadığını biliyorum diye başlamıştım. Dolayısıyla hani orada evet saha bazında konuştuğumuzda Avrupa'da zaman zaman bazı bölgelerde bazı yerlerde sizin de dediğiniz gibi tabii ki saha zemini kötü olan sahalar var. Ama Fred bu sahalardan etkilenmedi ve rahat oynayarak ligi bitirmişti diye noktalayayım Fred meselesini de. Tabii ki Fred Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Evet. Özellikle geçiş oyununda bir etkili pasları ve hücumdaki yani Dzeko'yu beslemesi, ondan sonra kendinin pozisyonlara girmesinde Fenerbahçe adına artı bir oyun sergiliyordu. Fakat şu an yok. Fred'siz bir takım şu anda Fenerbahçe ve galip gelmek zorunda şampiyon olmak istiyorsa. Evet, zaten Fenerbahçe'nin bu son dönemde Samsun karşısındaki beraberliği, Rize karşısındaki sıkıntılı mücadelesi, yine Kasımpaşa bugünkü maçtaki olan görüntüsü. Yani burada Fred'in, Szymański'nin, İrfan Can Kahveci'nin eksikliğinin çok büyük etkisi var. Yani takımda çok büyük etkisi var. Kendini gösteriyor. Yani takım şu an onların yokluğunu hissediyor yani. Evet. Evet hocam. Jabo TV Samsun Spor demiş. Samsun'a buradan selam olsun. Sizin evet. de bir dönem yaşadığınız evet. bir şehrimiz, güzide bir şehrimiz. Evet. Çok iyi biliyorsunuz Samsun'u da. Buradan evet. da Jabo TV'ye çok teşekkür ediyorum. Samsunlu kardeşlerimize de selamlar gönderiyorum. Şimdi burada Samsun demişken ben küçük bir antiparantez belirtmek istiyorum. Şimdi Samsun gibi Eskişehir gibi Kocaeli, Antep, Konya, Adana gibi şehir takımlarımızın Türkiye Ligi'nde yani Süper Ligi'nde kesinlikle olması gerektiğini düşünen kişilerdenim yani. Yani tamam İstanbul'da güzel merkez ilçeler var, güzel de takımlar kuruyorlar, başarı da elde ediyorlar. Ancak seyirci eksikliği, atmosfer eksikliği gerçekten çok büyük hissediliyor yani. Yani bir Pendik maçını görüyoruz, bir İstanbul maçını görüyoruz. Tamam ben onları küçümsemiyorum, farklı düşünmüyorum. Ancak
Bunların yerinde isterim ki bir Eskişehir, bir Samsun, yani şehir takımları, Kocaeli, Sakarya, Adana, yani bu gibi takımlar olsun. Bu gibi takımlar lige ayrı bir hava, ayrı bir renk getirecektir. Yani İzmir'den kesinlikle bir takım olması gerektiğini düşünüyorum Süper Lig'de. Yani bir Karşıyaka, geçmiş tarihlerde bir Karşıyaka'mız var, bir Göztepe'miz var, Altay'ımız var. Yani bunlardan muhakkak birilerinin Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Neredenim yani? Evet. Teşekkür ederiz hocam. Umut Kum, teşekkür ediyoruz yorumu için. Kendisine de katkılarından dolayı ayrıca yine teşekkür ediyorum. Penaltı oynandığında VAR kaydedilirken yayınlandığında daha fazla objektif yorumlanabilir. Çünkü kamera açıları ve üst kısımlarda yer alması zorlanmadı diyor. Yani tam anlayamadım. Penaltı oynandığında... Ben okuyabilir miyim Barış Bey? Özür diliyorum. Burada sanki farklı oradaki yazıyı bilemiyorum. Penaltı pozisyonunun VAR kayıtları yayınlandığında daha objektif yorum yapılabilir. Çünkü kamera açıları ve top şiddetini anlamakta güçlük çektik demiş. Yani Umut'a burada kesinlikle katılıyorum. Hakemin VAR'a gittiğindeki izlediği pozisyonu gördüm ben. Defalarca gösterdi. Yani sadece önden yapılan çekimi gösteriyor. Yani futbolcu daha top gelmeden ki duruşuyla topun uzaktan gelen duruşunu gösteriyor. Sanki top koluna değmiş, daha temas halinde değil. Arada mesafe var, temas halindeymiş gibi gösteriyor. Hakem onu VAR kayıtlarında incelese dahi ne karar verecek? Yani başka bir şey görmüyor ki. Yayıncı kuruluşlara var burada bir yani şey yapmak istemiyorum ama diğer pozisyonlar da getirmesi gerekiyor. Mesela arkadan hocam, olan pozisyonu. Hocam rahat olun. Yani biz burada yayıncı kuruluşla ilgili yayın yapmadığımız sürece istediğimizi atıp tutabiliriz. Gerçekler evet. Neyse bunları söyleyebiliriz. Siz de rahat olun. Söyleyin hocam. Yani. Evet. Yani yayıncı kuruluş burada sadece topun önden geldiği pozisyonunu değil de arkadan olan pozisyonunu da göstermesi gerekir. Yani futbolcunun elini böyle anlık böyle geriye çektiği pozisyonu da göstermesi gerekir. Sürekli önden göstermiş. Hakem orta hakem gitti. VAR kameralarını inceliyor, izliyor. Direkt ön kamerayı gördü. Yani diğer pozisyonu, bir iki pozisyonunu görmeden karar vermek zorunda kaldı. Sanki direkt top koluna çarpmış gibi gözüküyor. Hocam peki mesela şöyle bir soru sorayım. Penaltı pozisyonundaki, yani ele çarpma diye nitelendirilen penaltı pozisyonundaki topun şiddeti bu ele geldiğinde az da olsa, yani sıyırsa bile o topun yönü değişmez. Tabii ki, yani, tabii ki değişirdi. Topun şiddeti çok sertti. Tabii hani ki değişirdi. Top olsa diyeceğim ki tamam hani daha farklı olabilir ama top çok sert olduğu için çok az bir temasta bile, yani vücuda gelecek ufak bir temasta bile top evet. Yön değiştirmesi gerekiyordu. Fakat bu pozisyonda ben herhangi bir yön değiştirme veya herhangi bir temas, açıkçası ben, siz izlemediniz herhalde ama ben ya arkadan, ben şimdi arka evet. Pozisyonla, yani arka kameradan, ön kameradan hepsini izledim. Pozisyon anında hocam hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde penaltı ya şunu söyleyebilirim. 90+4 yani maçın evet. Resmen kaderiyle oynanacak bir an, oynanılan bir an diye düşünüyorum ben. Yani evet. Burada bunu söylerken şunu değerlendirerek söylüyorum. Kasımpaşalı futbolcuların vermiş olduğu emeklere yazık ettiler hocam. Aynen. Yani aynen katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bu aynı zamanda şampiyonluğu da etkileyen bir durum. Evet. Daha sonra maç bitti. Maç bittikten sonra Kasımpaşalı sağ kenarındaki yöneticiler hakeme yöneldiler. Pozisyonu anlatmaya çalıştılar. Hakem hiçbirini dinlemeden direkt kırmızı kartlarla falan böyle cezalandırmaya başladı. Ya evet. Kardeşim, hoca bir dur bakalım ya. İnsanlar bir derdini anlatsın. Sana bir pozisyon tamam evet. Nabızlar yüksek, maç sonu falan ama gelen kişi sıradan birisi değil veya sahada top oynamış, o an
nabzı yüksek, size küfür eden, bağıran, çağıran birisi değil. Eminim ki saygılı bir şekilde, düzgün bir şekilde gelip hocam hani bu pozisyonda siz ne gördünüz de penaltıyı verdiniz, bunu bana söyler misiniz diye gelmiş olduğunu düşünüyorum ben. Ama buna rağmen maçın orta hakemi kalktı, direkt kırmızı kart gösterdi ve bir dahaki maçta sağ kenarındaki yetkili bu maça çıkamayacak. Yani ya bu kadar basit, bu kadar maça etki edecek hareketlerden kaçınmak lazım. Zaten Türk futbolunu, ya Avrupa maçlarını izliyoruz hocam. Avrupa maçlarında bile evet oluyor ama hiçbir hakem kalkıp da sağ kenarından bir yöneticiye ya sen ne diyorsun deyip tak böyle kırmızı kartı falan göstermiyor yani. Ya bir durun, evet, bir sakin olun. İletişiminiz, diyaloglarınız, hakem olabilirsiniz ya. Hakem olabilirsiniz yani. Ama siz bu demek değil ki sanki şey, mahkemede hakim karşısına çıkmış da vatandaş cezalandırıyorsunuz sen onu orada yani. Ben orada açıkçası o karara çok şaşırdım ve kızdım, üzüldüm yani. Kasımpaşalı futbolcular ve sağ kenarı, yani camiası adına diyeyim yani. Evet. Hocam devam ediyorum. Metin Şentürk, iyi yayınlar. Hocam siz okur musunuz? Ben iyi yayınlar yapmıyorum, evet, diye okuyorum şu an ama. Hayır, Metin kardeşim, çok sevdiğim değerli kardeşimiz. Buradan evet, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz kendisine. İyi yayınlar diliyorum. Maçın hakemiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Mersin'den saygı ve sevgilerimle diye bildirmiş. Metin Bey'e de ben de çok selam ve saygılarımı evet, sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum kendisine de. Valla tam da konunun üstüne geldiniz. Yani tesadüfen evet, sizin mesajınız da tam oraya geldi. Ben kendi adıma maçın hakemiyle ilgili olan düşüncelerimi aktardım. Çok keskin de konuşmak istemiyorum. Çok fazla yıpratıcı olmak istemiyorum. Yapıcı olmak istiyorum ama Türk evet, futbolundaki bu hakemlerle hiçbir yere gidemeyiz arkadaş. Yani her maçta bir hakem skandalı, her maçta bir hakem triosunun ya VAR'dan bir problem çıkartıyorlar, ya orta sahadan bir orta hakem, ya yan hakem, ya hep bütün maçlarda bıktık usandık arkadaş ya. Hakem konuşmaktan bıktık usandık ya. Maç konuşamaz, maç analiz edemez olduk yani. Yazık, günah. O sahanın içinde 90 dakika ter döken veya deplasmana gidip yağmur çamur demeden oralara, tribüne giden seyircisine yazık yani. Camiaya gönül verenlere yazık yani. Yani neden gerçekçi maçlar? Yani şöyle düşünüyorum. Ben eminim, bakın ben şeyi çok merak ediyorum hocam. Açıklanacak olan VAR kayıtlarının, bunu çok merak ediyorum hocam. Ha, bir şey çıkar mı, çıkmaz. Çünkü kesecekler hocam. Makaslayacaklar. Onun da bir şeyini bulacaklar. Sonra YouTube'a atacaklar. YouTube'da da milyonlarca insan belki izleyecek bunu. Oradan da yine TFF kendi kasasına bindirecek. Yani bu iş böyle olmaz. Boş işler bu işler. Ya arkadaş, eğer siz VAR kaydı açıklama kararı aldıysanız, TFF'ye sesleniyorum buradan, anında stat'tan yayınlayın bakalım ya, bir görelim. Öyle değil mi hocam? VAR kaydını yayınlıyorsanız 3 gün 5 gün sonra değil de anlık evet, stat'tan konuşmaları mikrofondan bir yayınlayın bakalım. Herkes, bütün Türkiye dinlesin. Hatta stat'taki seyirci de dinlesin. Yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü güvenlik sorunu oluşacak o zaman. Yani evet, ciddi anlamda problem oluşacak yani. Bu da ne olacak? Bana göre TFF'nin ve hakemlerinin nasıl söyleyeyim size, tarafsızlığını yitirdiğinin bir kanıtı niteliğinde. Eğer evet, bu kurumlar tarafsızsa, adı üzerinde hakem, maç yöneten ve tarafsız, oyunu idare etmeye çalışan hakeme, yani insanlara hakem denir. Bence bizim Türk ülkemizde, yani bizim Türk futbolumuzda hakemler ciddi problemler, ciddi sorunlar. Son maçta Galatasaray'ın Sparta Prag'da yaşadığı bir takım sorunlar da oldu hakemlerle ilgili ama
ligimizde her hafta her maçlarda. Ya hocam biz bakın, biz bu yayınlarımızda büyük maçları konuşuyoruz. Şimdi bir de diğer Anadolu takımlarının maçlarını konuşsak, oradaki hakem hatalarını, onları bunları falan buraya da yayına getirmeye kalksak, ya onlarca hata ve problem çıkar yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Türk hakemliği bence şu an yerler altında. Bir an önce statlarla beraber Türk hakemliğini de düzeltmeleri lazım, düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Diyorum ve Mehmet Kaya, hocam buyurun siz okuyunuz yine. Çünkü şöyle diyeceğim, niye size okutturuyorum? Ben yurt dışındayım, klavyem ve benim bilgisayarım yabancı klavye, sizinkisi Türk. Mesajlar Türkiye'den gelenleri muhtemelen, ben öyle düşünüyorum. Orada bir şey var, teknik bir detay var. Buyurun hocam siz de okuyunuz lütfen. Mehmet Kaya. Evet, Mehmet Kahya kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Evet, Kahya. Meslektaşım, kardeşim, güzel insan. Hocam iyi yayınlar, güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Futbol bilginizle bizlerin de ufkunu genişletiyorsunuz diye bildirmiş. Vay efendim. Sağ olsun, evet, var olsun. Yani evet, lütfetmiş. Evet. Çok güzel bir mesaj olmuş. Ama biz evet, tabii iddialı değiliz Mehmet Bey. Evet. Yani biz nacizane, hani kendi aramızda böyle hep spor konuşuyoruz. Dillendiriyoruz. Dedik canlı yayınlarda da bunları dillendirelim. Evet. Tabii ilerleyen dönemlerde bunu her yayında söylüyoruz. Daha profesyonel, daha güzel işler de çıkaracağız, yapacağız. Bizi izlemeye takip edin. Derken bir beğeni ve bir like almak istiyorum burada ve bizi evet, takip edip tüm bu şeyleri de açın lütfen, takipte kalın, parayla değil bunlar, yani parasız, bizler gönlümüzü evet, verdik, sizler de destekleyin diyorum. Evet. Bir şey söylemek istiyor musunuz Mehmet Bey'in mesajının üstüne? Çünkü bir ikinci mesaj daha var. Onu da yayınlayacağım. Öyle mi? Güzel dilekleri için biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun, var olsun. Evet, ikinci mesajını alabiliriz Mehmet Bey'in. Buyurun. teşekkür ediyorum. Penaltı pozisyonu az önce biraz bir anda hararetlendik. Erken girdik herhalde. Biraz açıkladık. Ancak bu penaltı öyle bir penaltı ki Mehmet kardeşim, öyle bir penaltı ki hakemin penaltı düdüğüyle birlikte Fenerbahçe türbinlerinin bile penaltı mı bile bu penaltı mı dediğini hisseder gibi oldum yani. Yani onlar bile inanamadı yani. Penaltıya onlar dahi inanamadılar. Ayrıca bir arkadaşım, bir abimiz, kardeşimiz bana özelden mesaj yazmış. Yani doğdum doğalı, kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. Üstelik fanatik bir Fenerbahçeliyim diye. Ancak yani istemiyorum ben diyor böyle bir penaltı diyor. İstemiyorum diyor. Ben diyor, benim takımım böyle penaltıyla kazanmasın diyor. Bu şekilde açıklama yapmış. Yani... Buyurun. Evet. Böyle Fenerbahçe taraftarlarımız da var. Abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Yani olaya objektif bakan kardeşlerimiz de var. Yani takdiri tabii, herkesin yorumu farklı olabiliyor. Takdiri de sizlere bırakıyoruz. Ancak buradaki penaltı pozisyonu, ben açık ve net söylüyorum, penaltı değil yani. VAR kayıtlarındaki, Mehmet kardeşim, VAR kayıtlarında gösterilen pozisyon, az önce de söyledim, daha topun yani futbolcuya ulaşmadan ki hali, yani arada ne kadar bir mesafe vardır bilemiyorum. 1 metre 50 santim veya 70 santim veya 1.20 neyse, daha topun futbolcuya gelmeden kolunu şu şekilde, topun gelmeden halini, sanki top kola temas etmiş gibi halini gösteriyor. Arkadan yapılan, çekilen kamera kayıtlarını göstermiş olsalar, o futbolcu kardeşimizin elini direkt böyle arkaya savurduğunu, topun geldiğini gördüğü anda elini arkaya doğru savurduğunu ve yani kesinlikle topun temas etmediğini görülecektir yani. Ama maalesef ki maalesef az önce de söyledim, yayıncı kuruluşumuz o pozisyonu getirmiyor. Yani
orta hakem kardeşimiz Cihan Aydın. Cihan Aydın da gitti. Direkt o pozisyonu izledi. Önden verilen pozisyonu izledi. Yani burada bir hakem üzerinde de bir algı oluşturuluyor. Sanki top ele çarpmış gibi. Ya arkadaş, o VAR'daki tamam hakem görmemiş olabilir. O VAR'daki arkadaşlar ne iş yapıyor ya? Hocam, Allah onlar, rızası için ya. Onlar çekirdekle çayı bir arada çekirdek çintiyorlar. Arkasından evet. Bir yudum çay, çekirdek çinti, bir yudum çay. Yani inanılır gibi değil. Müthiş kararlarda hatalar yapıyorlar. Ben bugün gün boyunca stada giden samimi arkadaşlarım vardı. Onlarla sürekli temas halindeydim. Zaten evet. Gün içerisinde bana da sürekli videolar gönderdiler, sağ olsunlar. Hani yayınlarda da kullanabilirsin diye. Ama tabii canlı yayında kullanamıyoruz maalesef. Yani elimde çok ciddi yani saha içinden görüntüler var. Fakat dediğim gibi burada canlı yayında yayınlayamıyoruz. Yani şeyi sordum. Dedim hani sen stattaydın. Pozisyonla ilgili ne düşünüyorsun falan dediğimde hiç dedi sorma. Bak aynen böyle. Hiç dedi sorma. Pozisyon dedi. Yani ben net tabii o an için şey yapamadım ama dedi. Beşiktaşlı bir arkadaşımla telefon trafiğine geçtim falan filan derken dedi. Yani pozisyonun penaltı olmadığını dedi. Biz dedi kanaat getirdik dedi. Evet. Biz Fenerbahçeliler bile dedi. Statta evet. Dedi. Fenerbahçeliler artık... bile... Fenerbahçeliler aynen. Bile tribünde bu maçı penaltıya... izleyen Fenerbahçe taraftarları bile penaltı kararına inanamadılar. Evet, evet hocam. Bu kadar basit. Ben burada bu sadece yani. Evet, burada şu başka bir pozisyonu dile getireceğim bununla alakalı. Tabii tabii buyurun hocam. İnanır mısınız şeyin bu penaltı pozisyonundan ziyade ceza sahası çizgisi üzerinde Osterwalde'ye yapılan bir pozisyon var. Yani işte Fulio diyeyim yani penaltı çalsa da hakem bir şey denemezdi yani kimse bir şey demezdi yani olabilir çizgi üzerinde ayağı çizgi üzerinde gösteriyor çünkü görüntüler dışına taşıyor daha sonra inanır mısınız o pozisyonu penaltı verse bu kadar tepki almazdı hakem yani kimse de itiraz etmezdi ancak bu el olayı kol olayı kesinlikle penaltı olmadığı için bu kadar tepki topladı. Fenerbahçe'nin de buna ihtiyacı yok. Büyük bir takım, büyük bir camia. Takdire şayan kendilerini tebrik ediyoruz. Ancak bunlara bu sezon en çok penaltı atışı kullanan takımımız Fenerbahçe. Diye... Evet tabii ki Fenerbahçe. Yani bu nasıl bir tesadüftür hocam bu? Yani değil mi? Analizlere baktığımızda. Ya şimdi konuşulacak hocam, çok şey var. Ancak hocam, işte hocam evet. Şöyle biz tarafsızlığımızı bozmuyoruz tabii. Konuşulacak çok evet. Şey var ama tabii gördüklerimizi de göz ardı edemeyiz hocam. Yani bildiklerimizi, evet. Gördüklerimizi de göz ardı edemeyiz yani neticede. Hocam evet. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu maçtan sonra basın açıklaması için basının karşısına geçiyor. Tabii evet. Yani günün gündemi, maçın gündemi olarak da tabii doğal olarak basın tarafından pozisyon soruluyor kendisine. Tabii pozisyon sorulduktan sonra Sami Uğurlu'nun verdiği cevap şu. Yani oyuncusuna soyunma odasında soruyor. Bunlar kendi aralarında. Evet. Yapılan konuşma, evet. Tabii kendi aralarında konuşuyorlar. Yunus Emre Gedik, yani penaltı pozisyonuna sebebiyet veren Kasımpaşalı oyuncu Yunus Emre Gedik diyor ki, elim doğal konumdaydı, zaten elimi çektim. Topu hissetmedim bile diyor, demiş. Evet. Yani topu yani top değmiş olsa, doğal, top... bir de hocam evet. Bak doğal, altını çiziyorum, doğal konumdaydı diyor. Yani hani şu şekil işte ne bileyim şu şekil falan değil. Yani doğal konumdaydı diyor yani. Onu anlatmaya, evet. ifade etmeye çalışıyor. Ve topu hissetmedim bile diyor. Çünkü hissetse o şiddette gelen topun yön değiştirmemesi imkansız. Mümkün değil. Mümkün evet. değil hocam ya. Evet. Mümkün değil hocam yani.
Dediğim gibi yani deminki dediğimiz gibi yani bu penaltı konusu gerçekten insanlar üzerinde bir sıkıntı yarattı. Ancak Osterwalde'nin penaltısını yani çizgi üzerindeki pozisyonunu penaltı vermiş olsaydı hakem bu kadar tepki toplamazdı diye düşünüyorum. Evet. Peki buyurun. Çizgi offside pozisyonu vardı. Hani bu Ceko'nun ayağının daha geride oldu. Aslında görüntüler falan var da dediğim gibi yani şu an canlı yayında YouTube'da yayınlayamıyoruz biz onları. Evet. Şimdi orada şöyle bir kural var hocam. Neden olmadığıyla ilgili ben onu size açıklık getireyim. Normal şartlarda kural şöyle diyor. Kalecinin arkasında takım arkadaşından iki tane futbolcunun olması gerekiyor diyor. Evet. Olmadığı için de pozisyon doğal olarak zaten offside. Evet. Ama evet. Offside olmasaydı bile yine bu şeyden dolayı, kuraldan dolayı böyle bir yine geri dönecekti pozisyon. Evet. Böyle de bir dipnot var yani. Onu da belirtmek istedim, söylemek istedim. Kuralla evet. ilgili, futbol kuralıyla ilgili. Kaan Öztürk, Kaan Bey yine sağ olsun mesaj atmış. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam okuyun. Barış hocamın değindiği gibi daha bugün Gaziantep Başakşehir maçında bile offside çizgisi yanlış çekildi. Şimdi burada öncelikle Kaan Bey'e çok teşekkür ediyoruz yaptığı yorumlar için. Şimdiki gençlik, şimdiki teknoloji, şimdiki gençliğin elinde olduğu sürece ne yaparsanız yapın hiçbir şeyi gizleyemezsiniz. Hiçbir şeyi farklılaştıramazsınız. Herkes her şeyi görüyor. Herkes her şeyi biliyor. Yani sen o çizgiyi farklı da çeksen, farklı bir şekilde de çeksen türbindekiler, televizyondakiler, ellerinde kamera, telefon olanlar herkes görüyor. Herkes yayıncı kuruluş kadar çekim yapıyor. Tabii tabii benim elime hocam. Benim elime bugün evet. saha kenarından yani telefonumu şu an gösterebilme imkanım olsa hani ceza yemeyeceğimizi bilsem yayınlayacağım zaten. Yayınlayacaktım ama ceza yiyoruz. Telife takılıyoruz hocam. Şu evet. an zaten yeni de bir kanalız. Daha dakika bir gol bir Türk hakemlerinden yayıncı kuruluşlarından biz de kırmızı kartı yemeyelim. Ceza almayalım diye. Şu evet. an yayına getirmiyorum ama elimde o kadar çok yani sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyorum. Hani merak edenler oradan izleyebilirler. Takip edebilirler. Ara ara yayınlayacağım evet. oradan. Çok yani aklınızın hayalinizin şaşacağı pozisyonla ilgili falan görüntüler var yani o derece. Evet. Hocam tabii Kaan Bey'in mesajında hani kısaca ben de değineyim. Evet yani biz tabii profesyonel bir yayın şeyi olmadığımız için, kuruluş olmadığımız için ve zamanımız tabii kısıtlı olduğu için nihayetinde biz akşamları işimizden, mesaimizden sonra gelip evde yayın açmaya çalışıyoruz. Eğer biz Anadolu takımlarının maçlarını da burada konuşacak olsak ya inanın samimiyetimle söylüyorum o kadar çok puan ya bir de şimdi ligin sonuna doğru küme düşecek takımların birbirleri arasında falan böyle oynayacak yani kan gövdeyi götürecek şekilde maçlar var hocam. Yani evet. inanılır derecede inanılır gibi değil. Çok kötü çok kötü maçlar yönetiliyor yani. Neyse biz onları da fazla irdelemeyelim. Evet. Yani ortalık. Mehmet evet. Kahya Bey yine mesaj atmış ama ben mesajın şeyini evet ben okuyayım. Evet Barış hocam. Bey ben okuyayım. Mehmet kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Ben de aynı fikirdeyim. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Çok basit bir pozisyon penaltı için ligin kaderiyle oynanıyor diye bildirmiş. Bir de gülerek. Evet şaşkınlık. Evet şaşkınlık ifadesi, üzüntü ifadesi evet. şeklinde emoji koymuş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey'e evet. düşünceleri, fikirleri için. Evet. Zaten biz de bunları... Mehmet kardeşimiz Metin gibi... Şentürk. Evet. Metin Şentürk kardeşimize de teşekkür ediyoruz. VAR kayıtları açıklanmaya başlandı. Ancak umarım ki bu kayıtlar da yayıncı kuruluşun hakemin görmesini istediği şekilde yayınlanmaz.
haksızlık kimseye yapılmasın. Ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a, ne de diğerlerine. Var ol güzel kardeşim, var ol güzel insan. Biz senin gönlünün nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz Metin kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizler de aynı fikirdeyiz. Umarız ki kayıtlar yayıncı kuruluşun veya hakemin görmesini istediği şekilde yayınlanmaz. Ama maalesef işte bu gibi konularda oluyor. Yok değil değil yani, maalesef oluyor. Bugünkü maçta da bunu penaltı pozisyonunda net bir şekilde gördük. Keşke olmasa. Yani sadece Fenerbahçe, Galatasaray veya herhangi bir takım değil. Hiç kimseye olmasın. Yazık günah. Burada bir emek var. Burada bir ekonomi var. Yani insanların alın teri var her şeyden önce. Tribünlere gelen binlerce insan var. Yazık günah. Yapmayın, eylemeyin. Evet. Hocam, ben Metin Bey'e yine yayınıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Fakat şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum. Yani hani bir haksızlık, bir tarafsızlık temennisinde bulunmuş ama ben de şöyle soruyorum Metin Bey'e. Hani yine yazarsa sevinirim. İzliyorsa, hala hattımızdaysa şu anda, bizi izliyorsa canlı yayından. Evet. Peki bu temennilerinizin gerçekleşebileceğini düşünüyor musunuz Metin Bey? Yani şu anki mevcut TFF ve hakemlerin nezdinde sizin bu güzel temennilerde bulunmanızın gerçekleşebileceğini düşünüyor musunuz? Yazarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hocam, tabii pozisyonlar çok. Pozisyonlara da değinmek istiyorum. Bir geçelim isterseniz. Evet, buyurun. Şimdi şuradan şunu da kaldıralım. Net görelim hocam. Tabii biz de yayınları yapmaya başladıkça biraz daha elimiz ayağımız hızlanmaya başladı. Yani böyle yayın akışını daha da hızlı yapmaya başladık. Evet. Şimdi evet. Tabii yayınımızın adı, yani kanalımızın adı Dijital Türk Sports. Sports veya işte İngilizce, Almanca değişiyor tabii şeyler, telaffuzlar. Olsa da Box to Box programındayız şu anda. Box to Box. Yani ne olduğunu merak eden izleyicilerimiz, takipçilerimiz olursa Google'a bir girsinler. Oradan rahat bir şekilde önlerine çıkacaktır. Hocam, maç sonucu 2-1. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa karşısında tartışmalı penaltı pozisyonuyla maçı 2-1 kazandı. 55. dakikada Prozo, 56. dakikada Prozo skoru 1-0'a getiriyor. 64. dakikada duran topta Fenerbahçe Mert'le skoru eşitliyor. Tabii daha sonrasında 90+6, hatta 6'ya çıktı. 4-6'ya çıktı. Batshuayi'nin ilk vuruşta kaçırdığı ve ikinci vuruşta tamamladığı yine kritik bir penaltıyla Fenerbahçe'nin 3 puan almasını, kazanmasını da etkili bir pay sahibi oldu. Peki hocam, Batshuayi penaltıyı kaçırsaydı ne olurdu? Evet. İşte o zaman hiçbir Fenerbahçe'nin, Fenerbahçeli'nin herhalde itiraz veya hiçbir söz hakkı olmadığını düşünüyorum. Yani olamazdı yani. Yani öyle. Evet. Hocam, şimdi istatistiklerde bakıyoruz. Tabii İki devreyi de göz önünde bulundurduğumuzda ben bu istatistikte ceza sahası ve çevresindeki bu noktalama istatistiğinin ilk yarısına baktım. Evet. İlk yarı bittikten sonra Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye nazaran daha üstün, daha fazla sayıda ceza sahasında topla buluştuğunu fark ettim. Fakat 90 dakikanın sonunda mevcut şu anki istatistiğe baktığımızda, yani iki ayrı futbol vardı. Yani birinci ilk yarıda farklı bir futbol, ikinci yarıda çok farklı bir futbol. Yani şimdi birinci yarıyı Kasımpaşa kazanarak bitirdi, ikinci yarıyı da Fenerbahçe kazanarak bitirdi. Şimdi bakıyorum, 2, 4, 6, 8, 9 defa Kasımpaşa maç sonu itibariyle ceza sahası ve çevresinde topla buluşmuş. Fakat Fenerbahçe'de baktığımızda
2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 gibi bir topla buluşma sayısına, skoruna ulaşmış. Tabii bu da şunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun oynadığının kanıtı niteliğinde. Yani önemli istatistiklere baktığımızda topa sahip olma hocam %65'e 35 şeklinde. Beklenen goller yani XP üzerinden hesaplanıyor biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin 3.44, Kasımpaşa'nın da 0.81 şeklinde istatistik ortaya çıkmış. Toplam şutlara baktığımızda Fenerbahçe'nin burada yine üstün maçı üstün bitiren taraf olduğunu görebiliyoruz. Yani 17'ye 10 şeklinde. Kaçırılan goller 5'e 1 hocam. Yani bir pozisyon Kasımpaşa'nın, o da gol olmuş. Öyle düşünebiliriz. Yani Kasımpaşa aslında yayının başında anlattığım gibi yani kontra atak 4-1-4-1 şeklinde maça başlamasının en büyük sebebi kontralarla, kontra ataklarla rakibini yenmek olduğunu söylemiştim. Zaten burada da kanıtlar nitelikte bir istatistik çıkmış. Kaçırılan gol fırsatına baktığımızda da yine 4'e 0 şeklinde. Yani kaçırılan, yani hani ne oluyor? Kasımpaşa bir kere gelmiş, bir kere atmış. Daha da gelememiş ki kaçırsın yani. Evet. Yani bir kere gelmiş, gol olmuş. Fakat Fenerbahçe 4 pozisyonunu kaçırmış. Tutarlı pas, yani pas isabeti anlamında istatistiklemişler. %75'e 54 oranında. Yani %75'teki oran 355, 353, 54'teki oran 136 şeklinde. Yani burada hocam ciddi bir şey var. Yükseklik var. Faule de baktığımızda yine burada da tam tersi Kasımpaşa'nın üstün olduğunu görüyoruz. Yani Kasımpaşa daha sert ve faullü oyunu oynamış. Offside'da Kasımpaşa'nın 3'e 2 gibi bir üstünlüğü var. Offside durumunda. Korner kullanmada Fenerbahçe yine 4'e 3 olarak Fenerbahçe'nin üstünlüğü görünüyor. Yani buradan önemli istatistikleri derleyecek, toparlayacak olursak, yorumlayacak olursak hocam, %65'e 35 gibi topa sahip olma oranında Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü söz konusu. Genel anlamda da zaten Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü söz konusu diyorum ve ikinci görselimize geçiyorum. Hocam şut istatistiği. Evet. Şut istatistiğinde hocam sormadım size, şey yapmadım ama ben hani hızlı hızlı. Evet geçiyorum. Evet. Yok yok, doğru. Devam edebilirsiniz. Akışı bozmamak için şey yapmadım. Sadece şut demişken şurada burada şunu belirteyim. İlk yarıda Kasımpaşa maçın başlarında bir iki tane böyle uzaktan şut denemeleri yaptı. Denedi yani karşı tarafı. Tabii sonuç alamadı. Ama maçın başında ilk yarıda var. Öyle birkaç tane şutu var Kasımpaşa'nın. Evet. Demişken şöyle hemen onu da özetleyelim hocam. Toplam şut sayısı Fenerbahçe'nin 17, Kasımpaşa'nın 10. İsabetsiz şut sayısı 11'e 5. Yani Fenerbahçe'nin daha fazla isabetsiz şut sayısı olmuş. Kasımpaşa'nın 5. Fenerbahçe'nin 11 isabetsiz şut olmuş. İsabetli şut oranına baktığımızda da 5'e 2'lik gibi Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü söz konusu. Yani herhalde bu iki de sizin bahsettiğiniz Kasımpaşa'nın istatistiğinde sizin bahsetmiş olduğunuz orana denk geliyor. Engellenen şutlarda Kasımpaşa'nın, tabii hani Fenerbahçe'nin daha fazla şut oranı olduğu için, yani isabetli şut 5, yani ne yapmış? 3 tanesini engellemiş, 2 tanesini de kalesinde yemiş gibi bir durum söz konusu oluyor. Kale direği vuruşu yok. Yani 0'a 0. Ceza sahasından şut. Bakın hocam, ceza sahasından şut 12'ye 5 hocam. Yani Fenerbahçe tabii burada şut derken hani kaleyi bulan bulmayan, isabetli isabetsiz, yukarıda onları söyledik zaten. Yani
isabetsiz şut oranı daha fazla Fenerbahçe'nin. Ceza evet. sahası dışından da şutlarda da 5'e 5'lik gibi bir oran söz konusu. Yani burada da Fenerbahçe'nin yani şut istatistiğinde de Fenerbahçe'nin rakibine karşı üstün olduğunu görebiliyoruz. Paslarda da yine toplam pas oranı 472'ye 254 yani ciddi bir hocam şey var ya pas oranında yani Fenerbahçe bu maçta gerçekten ayağa pas oynamış. Ne diyorsunuz? Hadi buradan ben size şimdi topu atayım hocam. Pas vereyim ben size. Ben de size pas vereyim hocam. Evet, buyurunuz. Evet. Ne diyorsunuz bu istatistikle ilgili? Yani tabii yani programın başında söylediğimiz gibi Fenerbahçe'de ayağa pas yapan, ayağa top yapan futbolcu sayısı oldukça yüksek. Üstelik en önemli silahlarından Şimanski, İrfan Can Kahveci yine Fred gibi futbolculardan yoksun olmasına rağmen gerçekten güzel, büyük bir başarı. Burada Kurun için program başında da söyledim. İlk yarıda sadece 10 isabetli pas olması demek ki bir şey değiştirmiyor. Diğer arkadaşlar o eksiği tamamlamışlar diye görüyorum. Ayağı paslarda gerçekten Fenerbahçe iyi top çeviriyor. Yani ondan mütevellit de ceza sahasına girme oranları daha yüksek yani. Kasımpaşa'ya göre tabii ayağında top tutan futbol takımı ceza sahasına daha kolay girer yani. Onun da yani şeyini alıyorlar yani. Evet. Hocam savunmada başarılı top çalmada baktığımızda hani çok fazla oran yok arada ama bu alanda da Kasımpaşa'nın daha üstün. Bu üstünlüğü Kasımpaşa'nın yine programın başında söylediğimiz gibi yani boy ve fizik gücünün üstün olmasından Fenerbahçe'ye göre üstün olmasından kaynaklanıyor. Yani her ne kadar teknik konuda Fenerbahçe açık ara önde olsa da savunma konusunda da boy ve fizik avantajını Kasımpaşa kullanmış burada. Yani bizim dediğimiz ortaya çıkıyor burada yani. Hocam evet. Yani baktığımızda zaten savunmada 23 numaralı Porozo gerçekten evet. etkili oynamış. Porozo evet. Yeni transferi Porozo. Kasımpaşa'nın yeni transferi evet. Isabetli bir transfer olmuş. Takıma katkısı gerçekten hem fiziğiyle hem boyuyla yine kendini gösterdi diyebiliriz. Attığı golle de. Evet. Evet. Şöyle geleceğim. Devam edelim. Savunma dedik. Hocam top kapmalar yine 9'a 9 dedik. Konuştuk onu. Bloklar var hocam. Yani blok. Hani defansta blok yapıyorsun. 3'e 1 şeklinde gidiyor. Degajman 33'e 14 hocam. Vay arkadaş. Evet. Kasımpaşa burada gerçekten degaj anlamında. Yani bu da hocam bak ne oluyor biliyor musunuz hocam? Defanstan degaj yapmak demek. Yayının başında 4-1-4-1 sisteminde Kasımpaşa'nın oyun anlayışından yola çıkarak baktığımızda kontra atak oynadığının bir kanıtı hocam bu ya. Şu an gerçekten evet. mesela buna bakıyorum. Yani bu 33'lük oran bunu kanıtlıyor yani. Degaj olayını kanıtlıyor yani. Yani Fenerbahçe'ye karşı da ancak bu şekilde oynanabilirdi. Doğru bir anlayış benim nezdimde. Ya zaten 90 artı 6'ya kadar, 4'e kadar yani başarılı da oldular yani. Başarılı oldular, tuttu yani. Evet, evet. Çünkü ayağa pas yapan, karşılarında ayağa pas yapan bir takım var. Yani topu iyi evet. domine eden bir takım var. Ondan mütevellit yani uzun toplarla bu degaj dediğimiz degajman dediğimiz konu uzun toplarla evet karşı kalede buluşturmak kendi futbolcularını başarılı da oldular ama işte neticeye gidemediler. Evet. Hocam mücadele ile istatistiklerde kazanılan mücadele kazanılan ikili mücadele kazanılan hava mücadelesi yani hava topu mücadelesi başarılı çalım oranlarının hepsinde de
Fenerbahçe'nin üstünlüğünü görüyoruz. Yani şöyle bir bakıyorum. Hani çok da bir üstünlük yok ama özellikle mücadele anlamında bir üstünlük söz konusu. Yani evet. Hani 81'e 60 yapmış hocam. Evet. Fenerbahçe yani bu da etmiş mi yani? Ben şimdi ya, bu da şöyle bunu şunu gösteriyor. Yani tabii ki mücadele edecek. Yani sen şampiyonluğa oynuyorsun. Yani mücadele edeceksin ki şampiyon olabilesin yani. Yani mücadele etmesi gayet doğal. Diğer takımlardan üstün olması da doğal. Eğer sen şampiyon olmak istiyorum diyorsan bu mücadeleyi yapmak zorunda. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Yani eğer şampiyonluğu isteyen veya herhangi bir kümede kalmak isteyen takımlar da dahil yani buna. Evet hocam. Yani mücadele eden kazanır. Bu mücadelede en büyük şey de koşan, enerjisini yüksek tutan her zaman için başarılı olur yani. Evet. Evet hocam. Şimdi devam edelim o zaman. Buraya geldik. Hocam. Evet. Buyurun. Bugün bana özellikle hazırlattırdınız evet. Görselleri. Kalan yani şu ana kadar oynanan. Bundan önce bir puan durumunu getirme şansımız var mı Barış Bey? Abi hocam hemen getirelim. Buyurun hocam. Evet. Şimdi buyurun. Ben siz yapıyorsunuz. Evet. Ben bir şey bakacağım. Evet. Bundan sonraki hafta, önümüzdeki hafta yani Fenerbahçe Mersin'de Hatay Spor'la oynayacak. Mersin'de Allah kısmet ederse bizler de orada olacağız yani. Evet hocam. Bu haberi de burada canlı yayınımızdan söylemiş oldunuz. Evet. Dünkü yayınımızda Hatay Spor'u manevi evet. destekçileri olduğunuzu, taraftarı bu sezon destek olduğunuzu ve Hatayspor'u Cani Gölü'den desteklediğinizi belirttiniz. Evet. Ve sizleri de bu maçta görmek istiyoruz hocam yani. Evet. Şimdi burada şunu anlatacağım, şunu belirteceğim. Şeydeki küme düşmedeki takımlarla hemen şöyle geliyoruz hocam. Buyurun. Evet, küme düşmedeki takımlarla hemen üzerindeki Adana Demirspor da dahil olmak üzere olan takımlar arasında fazla bir puan farkı yok. Yani 26 puana sahip olan orada tekrar diğerini getirirseniz küme düşme pozisyonunu getirirseniz Pendik Spor dahi burada İstanbul'u şansı saymıyorum. Evet. Pendik Spor'un dahi kümede kalma şansı çok yüksek. Konya, Antep'in zaten yüksek. Hemen onun üzerinde olan diğer takımlarımızdan Karagümrük, Alanya, Hatay, Ankaragücü. Ta ki Adana Demirspor ve Samsun Spor'a kadar diyeyim yani. Samsun Spor ve Adana Demirspor bir nebze olsun diğerlerine göre belki biraz daha rahat olabilirler. Ancak bunlar kümede kalmak istiyorlarsa önlerindeki maçları çok iyi değerlendirip büyük küçük takım demeden deminki söylediğimiz mücadeleyi etmek zorundalar. Eğer kümede kalmak istiyorlarsa etmek zorundalar. Burada şunu da söyleyeyim. İnanın kümede kalmak Süper Lig'e çıkmaktan daha kolay. Süper Lig'e çıkmak asıl zor. Düştüğün vakit yani çıkmak gerçekten çok zor. Yani yıllarca bunu takip ediyorsun değil mi hocam? Evet, bu yani takım dağılıyor, ekonomik olarak çöküş içerisine giriyorsun. Diğer takımlar yıllardır çaba gösteriyor, çıkmaya çalışıyor falan. Yeni yeni kadrolar kuruyorlar falan. Derken benim demek istediğim düşmeyeceksin. Düşmeyeceksin kardeşim, düşmeyeceksin. Düştüğün vakit çıkman çok zor. Yani buradaki işte özellikle Konya, Antep gibi şehirlerimize söylüyorum. Düşmeyeceksin. Mücadeleni göstereceksin. Antep bugün gitti kendi sahasında yenildi. Başakşehir'i. Ya eğer kümede kalmak istiyorum diyorsan üstelik kendi sahanda evet, mücadeleni kendi sahanda. Göstereceksin kardeşim. Mücadeleni göstereceksin. Hocam, o zaman düştükten hocam, sonra hocam, ağlamayacaksın. Hocam düzeltiyorum. Başakşehir derken Başakşehir City diyeceğiz bundan sonra hocam. Evet. Çünkü biliyorsunuz City Group kendi evet. bünyesine kattı. Muhtemelen yakın bir zamanda isimle ilgili de değişiklikler olur. Evet. Başakşehir City
şeklinde evet. artık söylemeye evet. başlarız diye düşünüyorum. Burada konuyu direkt başa döneceğim. Fenerbahçe'ye getirmek istiyorum. Bu haftaki oynayacağı Hatay-Fenerbahçe maçını Hatay Spor için de Fenerbahçe için ne kadar önemliyse Hatay Spor için de puan durumunu getirebiliriz. Hatay Spor için de o kadar önemli. O kadar önemli. Eğer kümede kalmak istiyorsa Volkan Hocam yıllarca ekmeğini yediği takımı olan Fenerbahçe karşısında da puan ve puanlar alacaktır. Eminim yani. Hemen Fenerbahçe'nin diğer maçı, diğer sonraki haftadaki maçı Pendik Spor. İstanbul'da oynanması, kendi taraftarının önünde oynayacak olması Fenerbahçe'nin çok büyük bir avantaj. Tabii ki favori. Ancak hemen akabinde diğer hafta, ondan sonraki haftada Trabzon'a gidecek olması, yine sıkıntılı olan Adana Demirspor'la oynayacak olması Fenerbahçe'nin işini biraz zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Ha tabii ki favori bu takımlar karşısında. Ancak diğer takımların da can havliyle o simiti tutmaya çalışacaklardır yani. O çabayı göstereceklerine inanıyorum yani. Akabinde Beşiktaş maçı var. Dün sizin söylediğiniz gibi şampiyonluğu etkileyecek dediğiniz. Ben bunda Beşiktaş kadar kümede kalacak takımların etkileyeceğini düşünüyorum. Yine iddia ediyorum yani. Tabii Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Akabinde ilerleyen haftalarda Konya, yine kümede kalmaya çalışan Konya ile oynayacak. Kendi sahasında Kayseri'yi saymıyorum. Akabinde deplasmanda hocam, kendi gibi Kayseri şampiyonluk adayı olan saymıyorum Kayseri derken yani hayır hocam, şey manasında diyorum. Bugün yine 4'te 4 yaptılar. Evet. Yani, son haftalarda tekrar çıkış yakaladılar. Yani bir sezon başında iyiydi. Burak Hoca, düşüş. Evet. Ama Burak Hoca'nın bir evet. şeyi oldu. Katkısı. Evet. Oldu sanırım. Katkısı tabii. Oldu. Aynen öyle. Yükselişe geçtiler. Hani ki Fenerbahçe maçına kadar da ciddi bir periyot var. O zamana kadar da takımı daha da iyi hazırlayabilir. Yani lige daha evet. uyum anlamında geliştirebilir diye hani şey evet. yapıyorum. Araya girdim. Evet. Buyurun. Burada yine son haftadan bir önceki hafta şampiyonluğu asıl belirleyecek maçın Galatasaray deplasmanında yapacak olması Fenerbahçe'nin işinin biraz daha zor olacağını gösteriyor Fenerbahçe için. Yani dünkü yorumlarımızdan söylediğim gibi bu maçlara baktığımız vakit yani burada tekrar yorum yapmak istemiyorum şampiyonluk yorumu ama Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında veya şöyle diyeyim Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında %51 bir şansının daha üstün olduğunu söylüyorum yani. Tamam, o zamana kadar daha maçlarımız var hocam. Hocam bakın evet. ben şimdi şöyle mesela şu tablosunu baz alarak eğer değerlendirdim. Barış Bey şöyle söyleyeyim. Deminki anlattığımızla alakalı Kaan Bey yorum yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrardan. Galatasaray tek yenilgisini Hatay Spor'dan aldı bu sezon. Acaba Fenerbahçe'ye karşı da aynı oyunu oynayacak mı? Oynayacak mı? Tabii ki oynayacaktır. Yani burada herhangi bir şeyi farklı bir şey düşünmemiz söz konusu olamaz. Oynaması da gerekir. Tabii ki oynayacaktır. Kendisi için oynayacaktır her şeyden önce. Kendi kümede kalması için oynayacaktır. Ben Volkan Hocam'ın da zerre kadar şüphe duymuyorum. Yani bu maçla alakalı ne gerekiyorsa onu yapacağına inanıyorum yani. Evet. Gücü yetecek mi hocam? Gücü yeter mi? Yani Hatay Spor'u izledim. Birkaç maçını izledim. Birkaç maçını değil. Yani izlemeye çalışıyorum daha çok. Aynı Kasımpaşa gibi fizik gücü ve yani nasıl söylesem çok yüksek olan bir takım. Atletikliği, fizik gücü. Atletikliği, evet. Zenci tabir ettiğimiz futbolcularımızla Hatay Spor gerçekten onu hissettiriyor kendisinde. Burada bir Trabzon maçı oynandı. Yani zenci diye tabir ettiğimiz renktaşlarımız yani. Evet, aynen öyle.
yani burada bir Trabzon maçı oynandı. Ya stattan çıkacaktık dedik yani 3-5 dakika önce çıkalım. Trafik çok yoğun oluyor. Arabalar şey yapmayalım. Yani stattan çıkama pardon stattan daha inmeden aşağıya 2 gol 3 gol birden arka arkaya geldi. Ve Trabzon'u yendiler. Gerçekten yani çok iyi bir takım mı var Hatay Spor'un? Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynayacağını düşünüyorum yani. Pes etmeyecektir yani. Hocam şimdi şöyle ben burada hani kümede kalma mücadelesi veren takımlar üzerinden yorumlayacak olursam eğer şu tabloyu şöyle bir giriş yapayım. Şimdi gençler daha iyi bilir bunu. Ben de çok sık tabii oynardım. Böyle bir bilgisayar oyunu var. İsmini vermeyeyim buradan. Böyle orada teknik direktörlük falan yapıyorsun. İşte takımını kuruyorsun, teknik direktörlük yapıyorsun. İşte oyuncu alıyorsun, satıyorsun. İşte takımının taktiğini, tekniğini yönlendiriyorsun falan. Böyle bir oyun var. Şimdi bu oyunda yıllarca oynadım ben bu oyunu. Puan yani aşağıda kümede kalma mücadelesi veren takımların 38 puan ve altı her zaman riske giriyor hocam. Puan evet. olarak. Evet. Şimdi ben şuna inanıyorum. Realistik bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Hani liglerde de. 38 puan ve altında kalan takımlar risk altında diye yani 38'i geçen evet. ligde kalır diyorum hocam. Yani evet. Şimdi burada baktığımızda Kasımpaşa, Başakşehir, Çaykur, Rize, Antalya, işte Kayserispor, Sivasspor, işte Samsun falan. Yani şu 32'ye kadar, 33-32'ye kadar olan hat bence 3 aşağı 5 yukarı garantiledi. Ha, ondan sonrakilerin biraz daha böyle çabalaması gerektiğini düşünüyorum hocam. Evet. zaten burada şeyi es geçtik gayri ihtiyari özür diliyorum. Trabzonspor maçı da var Fenerbahçe'nin deplasmanda. Evet, Trabzonspor da Beşiktaş'la birlikte Avrupa Euroleague'de oynama çabası içerisindeler. Yani Fenerbahçe'nin evet. o maçta kolay olmayacağını düşünüyorum yani. Fenerbahçe'nin çok sıkıntılı maçları var. Evet. Evet. Aynen öyle. Yok, bir de Trabzon Fener aynı derbi gibi geçiyor maçta. Evet, evet. Yani çok çekişmeli geçiyor. Çok böyle kıran kırana böyle bir evet. maç olacağını düşünüyorum yani. Peki hocam Kasımpaşa'nın kalan maçlarına şöyle bir göz attığımızda siz Kasımpaşa yani orada Avrupa Ligi'ne veya işte Konferans Ligi'ne gitme Avrupa'ya gitme çabası içerisinde olacaktır. Yani şu anki performansıyla onu gösteriyor. Onun haricinde düşme korkusu zaten yok. Şampiyonluk konusu da olmayacaktır. Rutin götürecektir yani işi. Ha, Avrupa kupalarında da kalmaya çalışacaktır. Bu bir gerçek yani. Güzel bir takımlar var. Kasımpaşa'yı aynı Rize gibi görüyorum ben. Rize de aynı standartlarda. Evet hocam. Evet hocam. Hocam yani yayınımızın böyle birçok konusunu yani gündemimize almak istediğimiz konulara değindik. Şöyle evet. Önümüzdeki hafta yani bu maç üzerinden biraz da Galatasaray ve Fenerbahçe kıyaslaması yaparak baktığımızda ya da şöyle söyleyeyim bu konuya şöyle geçiş yapayım hocam. Hani böyle biraz daha soft bir geçiş olsun. Evet. Peki Icardi'ye verilen veya Icardi'nin verilmek istenen yani tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili bugün haberler de sizin gözünüze neler takıldı? Yani bu konunun gerçekliğiyle ilgili yazan, çizen, yorumlayanlar oldu mu? Veya çıkacak kararın ne yönde olabileceğiyle ilgili böyle temennisi veya düşüncesi olanlar oldu mu sizin karşısında? Bunları bir değerlendirmişsiniz. Yani, Kartinin durumu da gündem çünkü. Şu anda gündem. O yüzden hani bir evet. değineyim istedim.
Icardi'ye kayda değer bir ceza verileceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Yani kayda değer derken yani abartılacak bir ceza olacağını düşünmüyorum. Yani bu kadar. Yani abartılacak evet. Kadar derken nedir minimum sizin şeyin düşündüğünüz? Yani bir maç olabilir belki. Yani öyle düşünüyorum yani. Hocam şimdi şöyle tedbirli denildiği zaman tabii size de bazı terimler yabancı gelmiyordur mutlaka. Tedbirsiz olsaydı eğer tedbirli ve tedbirsiz arasında tedbirsiz yayın sevk olsaydı %98-99 bir sonraki maça çıkmayacaktı. Yani evet. Ne olacaktı? Adı üstünde tedbirli olacaktı. Tabii tedbirsiz olduğu için karara neticeye bağlanana kadar yani ne olduğuyla ilgili. Tabii bu arada TFF'nin bu konuyla ilgili daha net açıklama da yapması gerekiyor. Neyi üzerinden açıklaması yapması gerekiyor? Şunu aydınlatması gerekiyor. Bu sevkin arkasında yatan başlıca nedenler ne? Yani siz sağ içindeki gözlemciden mi bir belge aldınız? Yani gözlemciler gördü olayı da rapor ettiler. O rapor üzerinden mi ceza sevkine başvurdunuz? Veya seyircinin veya ne bileyim sosyal medyada paylaşılan bazı videolar, görüntüler üzerinden mi sevk ettiniz? Bunların yani şeyi nedir? Bunların bir defa gerekçesini veya yayıncı kuruluşundan örnekler alıp oradan izleyip Allah Allah ya bu adam hakikaten hareketini yapmış, terbiyesiz hareketini yapmış mı deyip biz bunu sevk edelim mi dediler. Bence TFF'nin bu konuda futbol camiasına, sadece Galatasaray camiasına demiyorum, futbol camiasına bence bir açıklama yapması gerekiyor. Sebep, neden, gerekçe bunların üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani buradaki görüntülerin incelenmesi, sonrasında ceza alıp almayacağı tabii hepsi federasyonun elinde gerekeni yapacaklardır. Biz buradan ne söylesek yani yersiz olur. Yani insanlarımızı da farklı bilgilendirme veya yönlendirme veya federasyonun vereceği karara farklı yaklaşma pek doğru olacağını düşünmüyorum yani işin açıkçası. Yani orada bir seviyesizlik falan olduğundan bahsediliyor falan. Tribünleri sahaya indirme çabası falan gibi bir şeyler belirtilmiş falan ama ben o kadar... Hocam hemen araya gireceğim özür diliyorum bir son dakika var. Evet. Galatasaray'dan resmi bir açıklama gelmiş hocam son dakika. Evet. Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz diye bir Galatasaray'dan resmi bir yazı gelmiş. Yani hocam şu anda ortalık çalkalanıyor. Birisi mesela şunu söylemiş. Bir Fenerbahçeli olarak gördüğüm en saçma penaltı İnsanların alın terine yazık demiş. Bakın az önce evet. Bizim bahsettiğimiz yani evet. Konuya burada değinmişler. Evet. Yani insanların alın terlerine yazık demişler. Yine lig haftaya bitsin Fenerbahçe'ye kupası verilsin beyler demiş birisi. Mide falan kalmadı. Bu lige bakınca affedersiniz istifra edesim geliyor demiş. Hani ben yazılarını söylemiyorum ama. Kibarca söylüyorum. Kibarcasını söylüyorum ben. Yani şimdi
bu penaltıyı Fenerbahçe aleyhine verebilir mi? Alo. Evet. Diyebilir mi? Çağırmaya yüksek yürek ister diye de bir şey var, yine yazı var. Hocam yani evet. Şu an var ya, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, ben hani şunu kapatayım. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı hepsi tek yürek olmuş gibi TFF'yi yani Mehmet Büyükekşi'den tutun hakemlere kadar hepsini istifa, bütün birimleri istifaya çağırıyorlar. Evet. Ya artık bu hakikaten hocam ya, yani alenen böyle bir penaltının verilebiliyor olması skandal ötesi ya. Ya penaltı hocam evet. Yabancı gözlemciler de getirdiler artık. Yani maçları yabancı evet. Gözlemciler de gözlemliyor artık. Ya bu adamlar ne diyecek hocam ya? Ya bu adamlar ya lan ne kadar affedersin saçma sapan bir lig burası kardeşim. Yani burada seyredecek bir şey yok ki, zaten saçma sapan bir lig demeyecekler mi hocam ya? Evet. Burada şeyi atladık Barış Bey. Özür dileyerek söylemek istiyorum. Bu penaltı pozisyondan evet. İyi oldu böyle. Evet. Kendimizi de görme açısından. Biraz da kendimizi görelim. Evet. Evet. Bu penaltı pozisyondan önce Tadic'in Ben Kuanes'e yapmış olduğu bir pozisyon var. Ayağına yapmış olduğu bir pozisyon var. Basma olayından bahsediyorum. Adamın ayağı ters döndü. Ya nasıl bir, yani tamam hakem görmedi. Tamam es geçti, görmedi. Anlıyorum. Var tamam görmüyorum. İyi niyetliyiz. Ha, iyi niyetliyiz. Ya arkadaşım o VAR'daki arkadaşlarımız ne iş yapıyor? VAR'daki insanlar ne iş yapıyor orada ya? Yani ne yapıyor ben anlamıyorum. VAR'daki kardeşlerimiz isimleri de birlikte şey yapacağım, bildireceğim. Yani ne iş yapıyor bu oradaki arkadaşlar? Akabinde, hemen akabinde devam ediyorum. Bu iki pozisyon yani 2 dakika arayla veya bilemedin 3-4 dakika arayla gerçekleşti. VAR'daki arkadaşlar Erkan Engin, İlker Coşkun. Kardeşim ne yapıyorsunuz orada ya? Hayırdır yani, neyin muhabbetini yapıyorsunuz? Hemen akabinde Tadic'in basma pozisyonunun akabinde Çağlar'ın De Costa'ya olan faul pozisyonu var. Hakem onu da es geçti. Hemen arkasında penaltı pozisyonu oldu. Ya arkadaş yani nasıl bir şey bu ya? Ben anlamıyorum. Yani hakem nasıl görmez bunları? Hakem görmedi. VAR'dakiler nasıl görmez? Penaltı zaten penaltı değil. Osterwelder'inkine keşke verseler de bu kadar şey olmasaydı insanlar. Yazık günah ya. Bu emeklere yazık günah ya. Ben şu an Ben Kuanes'in ayağının da ne durumda olduğunu merak ediyorum şahsen. Yani görüntülerde resmen içe doğru bir esneme oldu yani. Pardon, dışa doğru. Yani bu kadar şiddetli bir basınma söz konusu. Hocam bence şöyle de bir durum var. Şimdi eğer ki Fenerbahçe bugün berabere kalsaydı, Galatasaray'da pazartesi günü rakibini yenseydi aradaki puan farkı 4'e çıkacak. Evet. Değil mi? Yani tabii yayıncı kuruluşun da işine gelmeyecekti bu yani. Dolayısıyla bu iş evet. Yayıncı kuruluşun da işine gelmeyecekti. Tabii. Yani öyle şeyler dönüyor ki ben artık gerçekten ligimizde oynanan maçların şeffaflığına dan tereddüdüm var hocam. Yani şeffaflığından ziyade yön verildiğini artık düşünmeye başladı insanlar. Evet, insanların emekleri çalınıyor, insanların hisleriyle, duygularıyla oynanılıyor. Yani bir an önce hakikaten şu duruma bir dur denilmesi gerekiyor. Vallahi bilmiyorum. Yani siz daha eklemek ister misiniz? Yani ne diyeceksiniz? Ne var aklınızda? Ben her şeye rağmen ümitli olmak istiyorum. Her şeye rağmen iyi düşünmek istiyorum. Bu ülke hepimizin kaos ortamı olacak. Benim de mesleğim gereği kaos ortamı olacak, oluşacak durumlardan uzak kalınması gerektiğini düşünüyorum.
Yani günahıyla, sevabıyla tabii hakemlerimiz de bizim insanımız. Onlar da tabii ki hata yapabilir. Hata insana mahsus. Ancak daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir seyir zevki, bir heyecanı yok etmesinler ülkemizde. Yani benim çocukluğumda ben hatırlıyorum, televizyonlar bu kadar yaygın değilken radyolara kulağımızı dayar, maçı izler, dinlerdik. Maçı canlı yayınını takip ederdik radyodan. O kadar heyecan vardı, o kadar istek vardı insanlarda. Şu an yani artık şeye dönüştü, yani kavgaya dönüştü. Her şeyin altından bir şey aranıyor. Her şeyin altından hocam, farklı yorumlar yapılıyor. Kural gereği de, yani protokol gereği, var protokol gereği de bu pozisyonda hakemi izlemeye çağıramazmış. Yani var protokol gereği bu pozisyonda hakemi izlemeye çağıramazmış. Bak, hakem gitti ama VAR'a gitti ve pozisyonu izledi. Nedeni de hakem yani %100 kanıt ve ispat yok. %100 kanıt ve ispat yok. Yani VAR izliyor ama %100 bir kanıtı yok. Yani penaltı olduğuna dair %100 bir kanıtı yok. Dolayısıyla protokol gereği VAR yan hakemi izlemeye çağıramıyor. Hakem akışta penaltı vermediyse oyunda devam etmeliymiş hocam. Şimdi böyle de bir kural var. Bunu hakem triosunun önemli isimlerinden birisi söylüyor. Yani şunu demek istiyor. Eğer %100 bir kanıt yoksa, şimdi VAR izliyor pozisyonu, bakıyor, flu, yani ortada kanıt da yok, göremiyor net. Hakemi izlemeye çağıramıyor. Protokol gereği çağıramazsın diyor yani. Pozisyon devam ettiyse de pozisyonu devam ettirmek zorunda. Pekala yani, çağırdığına göre, pekala şöyle bir açıklık getirelim. Çağırdığına göre demek ki VAR'dakiler hangi donelerle çağırdılar? Ne hangi kanıtlarla çağırdılar hakim? Bunu da VAR kayıtlarının açıklanacağı gün umarım kesilmez. Yani makaslamazlar. O gün hep beraber, yani kanıt hocam şurada şundan dolayı siz bir de siz bakın cümlesini duyarız da olayı netleştiririz diye düşünüyorum. Hocam konuşulacak çok şey var. Yani o kadar çok detay var ki, ama yani bir türlü atlatamadığımız bir hakem skandallarıyla uğraşıp duruyoruz her hafta. Her biriyle ayrı. Daha dediğim gibi alt liglere falan da daha inmiyoruz, bakmıyoruz bile. Ben toparlayacak olursak, artık yayınımızı da yavaş yavaş hani böyle derleyip toparlayacak olursak da şöyle bir genel sizin konularla ilgili bir düşüncenizi alıp sonra izleyicilerimize de vedalaşıp teşekkür edip, yarın Beşiktaş maçı var. Yayınımızı yetiştirebilirsek umarım yetiştiririz. Beşiktaş karşılaşmasından sonra da bir şöyle kısa da olsa veya bir maç önü yapabiliriz hocam. Yani bir eğer uygun bir şey olursa, şartlar oluşursa şöyle kısaca bir yarım saat, çok fazla şey olmadan şöyle bir maç önü değerlendirmesi yapabiliriz. Bakalım duruma göre veya yarın yine canlı yayına bir giriş de yapabiliriz. Yani bir bakalım, yarın ola hayır ola diyorum hocam. Evet. Nedir? Ne düşünüyorsunuz? Yani genel anlamda yani bu lig tabii ki her yıl olduğu gibi çekişmelerle de olsa sona erecektir. Yani sonuçlanacaktır yani. Tabii ki biz istiyoruz ki vatandaş olarak kavga gürültüden uzak, seyir zevki yüksek, heyecanı doruklarda olan bir karşılaşmalar izleyelim. Yani burada şampiyon olmak bir nevi yani şeydir ya, yani nasıl söylesem
yani hikaye demek istemiyorum da bir şampiyonluk yani bir nevi araç yani. Asıl burada insanları bir arada tutabilmek, kardeşlik adına yeni yeni insanlarla tanışmak, karşılaşmak, ülke ekonomisine katkılarda bulunmak. Yani yani şehirlerin hareket ve canlılığını sağlamak gibi şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani şampiyonluk burada bir araç. Yani netice ancak yani bir araç olarak kullanılıyor. Yani bunu bu şeye varmak için de neticeye varmak için de bütün taraftar yani gruplarımızdan yok hayır ben oraya tam oraya değinecektim. Bütün taraftar gruplarımızdan, bütün taraftar hangi takıma mensup arkadaşlarımız olursa olsun sağduyuya davet ediyoruz. Makul, mantıklı yorumlar yapılmasını, kısır çekişmelerden uzak durmalarını istiyoruz. Yani siyaset gibi, futbolu da siyaset gibi yaptılar sonunda. Yani böyle olsun istemiyoruz. Tamam güzel tatlı çekişmeler olur, tartışmalar olur ama işi kavga boyutuna kadar getirecek veya işte siz şöyle yaptınız da biz böyle yaptık da bilmem şudur da budur da falan olaylarından kaçınılması gerektiğini düşünüyorum yani. Evet hocam. Yani ülke hepimizin bu nedenle yani böyle kısır çekişmelerden, kavga gürültüden uzak olunması gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam. Evet hocam. Hocam şimdi saatimiz de ilerledi ama tabii biraz da böyle gündem dışı, konu dışı bir soru yöneltmek istiyorum. Gecenin evet. Bu saatinde. Hocam Tantuni mi Adana mı? işin açıkçası Tantuni mi Adana mı hocam? İşin açıkçası daha dün bir sevgili ablamızla ailece bir yemeğe gittik. Yemeğe katıldık. Mersinli kendisi. O bile Adana dedi. Yani Tantuni demedi yani. Adana dedi yani. Ben dedi tamam Mersinliyim ama Tantuni de yerim, yemem demiyorum ama dedi. Tercihim dedi Adana dedi yani. Bizim için de tabii Adana vazgeçilmezdir yani. Bu bir gerçek. Ancak Tantuni de Mersin'de de uzun yıllardır buradayız. Gerçekten güzel yani. Kayda değer bir lezzeti var. İnşallah kısmet olur da sizler de gelirseniz 22 Haziran'da her ikisinin tadına da baktırmaya ben buradan seyircilerimiz önünde söz veriyorum. evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Yani nacizane yorumladık elimizden geldiği kadar. Katılımcılarımız oldu. Sağ olsunlar hepsine buradan tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarıyla yayınımıza katkı gösterdiler. Umarım daha iyilerini yapacağız. Daha güzel işler çıkartacağız diye düşünüyorum. Buradan hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni bir yayında evet. Görüşünceye dek bizi takipte kalın. Ne zaman, hangi gün canlı yayın yapacağımızı zaten deklare ediyoruz. Yani sosyal medya hesaplarımızda veya YouTube kanalımızda. Evet. Hatırlatın butonuna basın. İşte takip edin. Ya bunlar parayla değil, parasız arkadaşlar. Evet. Rica ediyoruz. Biraz şimdi da bizim motivasyonumuz da yükselir. Evet. Böylece. Şimdi bu ikinci yayınımız. Dün bir, bugün iki derler ya. Dün bir, bugün iki. Evet. Dünkü hazırlıksız demeyin de evet, yetersiz evet. Hazırlığımız neticesinde bazı eksiklerimiz neticesinde yine seyirci ve yorumlarıyla katılan arkadaşlarımız oldu. Bugün onlara ek daha fazlası oldu. Yarın diğer günler daha fazlasının olacağını düşünüyorum. Birlikte daha büyük başarılar olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte inşallah bu kanalımız sürekli yapıcı olacaktır. Sürekli kucaklayıcı olacaktır. Bu vesileyle herkese de ulaşacağımızı ümit ediyorum. Yani sayımızın her gün daha artacağını söylemek istiyorum. Hocam Akdeniz
bölgesi sefiri sizsiniz artık. Yani o bölgeyi. Teşekkür ediyorum. O bölgeyi çok sağ ne olun. Yap ne et hocam. Yayınlarımızı izlemeye teşvik et yani. Evet, evet. İlerleyen süreçte güzel insanlar alacağız yayınlarımıza. Buradan da evet. Kanalımızın hocam çok güzel bir yere değiniriz. Kanalımızın konsepti evet. Değerli, kıymetli. Yani futboldan illaki çok iyi anlamasına gerek yok. Hani böyle şey değil. Böyle bir iki konuklarla beraber dört kişi falan böyle canlı yayınlara katılıp kendi aramızda sohbet havasında böyle güzel yayınlar da yapacağız. Tabii ki katkılar hani maçlar anlamında, yorumlar anlamında böyle katkı göstermelerini temenni edeceğiz. Ama olur olur olmazsa da ne yaparız? İşte Adana konuşuruz, Tantuni konuşuruz. Ondan evet. Sonra Mersin iklimi konuşuruz. Adana'nın işte taşından konuşuruz. Toprağından konuşuruz. Konuşuruz da konuşuruz, sohbet ederiz. Evet. Ama tabii içeriğimiz genelde spor ve futbol üzerine. Tabii algoritmanın da bu yönde çalışması gerekiyor. Şimdi teknik olarak da böyle bir durum var. Algoritma algılıyor ne konuştuğumuzu. Şimdi biz başlık atıyoruz futbol ve sporla ilgili. Ama biz eğer içerikte farklı şeyler konuşursak ileride bize bu sorun oluyor algoritmada. İnsanların önüne çıkma sayımız çok düşüyor. O yüzden mümkün olduğunca yine konularımızın çevresinde kalıp böyle arada böyle çok fazla da kopmadan böyle güzel tatlı şeylerle konularla da yayınlarımızı tamamlayabiliriz. Hocam evet. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize, sizlere, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Herkese iyi geceler diliyorum. Size saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Beraber, ailenizle beraber güzel evet. Bir hafta sonu, iyi bir gece geçirmenizi diliyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Yeni bir yayında görüşünceye dek. Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun.